Günaydın. Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bu sabah? Mutfak biraz karanlık düşmüş. Daha böyle çok güneş tepeye vurmadı. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız hanımlar? İyisinizdir inşallah bu sabah, bugün. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Allah'a. Yeni bir güne uyandık. Birazdan çocukları okula hazırlayacağım. Şöyle tezgahımı sileyim. Şimdi Ali bugün Erzin'e gidecek, kayınbabamın yanına. Şimdi şeye gitti, yengemin yanına gitti. Yengemden arabayı alıp gelecek. Ben de Ali gelene kadar buzlukta kayınbabam için yaptığım, hazırladığım yemeklerim var. Onları bir güzel poşetleyeceğim. Ali gidecek, giderken o yemekleri de götürecek. Biraz rahatsızmış kayınbabam. O da yemek göndereceğiz. Bir de giderken ilaç falan alacak. Şöyle sizi yerleştireyim. Canlar. Buzluktaki yemeklerimi çıkarayım. Ay. Şimdi nereden başlayalım? Bakalım bunda ne var? Evet, kuru fasulye. Şunların hepsini şuraya bir koyayım önce. Sonra tek tek bakalım. Burada şey var, bunun sonrasında onu da koyabilirim. Şimdi canlar şöyle bu kuru fasulye dedik değil mi? Evet, bunda kuru fasulye var. Bunda pilav var. Domatesli bulgur pilavı. Şimdi bu gitme işi planlı olmadı arkadaşlar. Aniden, benim hiç haberim yoktu. Dün akşam kayınbabam aramış. Ali yani iş yerindeyken aramış. Hasta olduğunu, rahatsız olduğunu söylemiş. İlaç falan getir bana demiş. Şimdi ben daha yeni kalktım açıkçası. Yeni kalktım, çocuklara kahvaltı yaptırıyordum. Tekrar kayınbabam aradı. Hani gelmeyeceğim mi falan. O da geleceğim dedi. Ben de hayırdır ne oldu dedim. Babamın yanına gideceğim dedi. Hastaymış dedi. İlaç falan götüreceğim. Buzlukta yemek var mı dedi. Var dedim. Hani ben planlı olsaydı şimdi sıcak sıcak yemekler de yapardım. Çorbadır, pilavdır, sıcak sıcak bir şeyler de yapardım. Planlı bir şekilde onları da koyardık böyle kaplara, öyle götürürdü. Ama ben bugüne kadar biriktirdiklerimi şimdi götürecek. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yemek var. Şöyle göstereyim canlar. Şunların hepsi. Ben de böyle işte yapıp buzluğa atıyorum. Bu şimdi yemekler buzlu olunca bazen anlayamıyorsun. Taze fasulye. Kuzu fasulye. Bu da kuru fasulye. İki şey yapmıştım. İkiye bölmüşüm kuru fasulye. Bu neymiş? Ay elim acıyor. Açılmıyor da. Hadi açıl. Bu ekşili çorba. Ekşili çorba. Bu da domatesli pilav. Ben şimdi yapıyorum ya, günlük evime yaptığım yemekten işte arttırıyorum. Böyle bir kaba koyuyorum, atıyorum buzluğa. Yarın ne yaptım? Atıyorum mercimek çorbası yaptım. Artırıyorum, koyuyorum böyle bir kaba, atıyorum buzluğa. Öyle biraz birikiyor, stok oluyor. Gideceğimiz zaman da bu da şey canlar. Burada da pilav var. Gideceğimiz zaman da şunda ne varmış? Ha, bunda da köfte var. Dur. O zaman şeyden de koyayım, o köftelerden de koyayım ben. Gideceğimiz zaman da ayrıca taze yemekler yapıyorum. Onları da koyuyorum bu şeye, kısaklama kutularına götürüyoruz, veriyoruz. Buzdolabına yerleştiriyoruz.
Keşke arabamız olsa da böyle 15 günde bir gitsem yemeklerini, yemekler yapıp götürsem 15 günde bir gider gelirim yani. Araba olsa ama inşallah almaya niyetimiz var. Hepiniz biliyorsunuz. Allah'ım yardım eder inşallah alırsak haftada da gideriz. 15 günde de gideriz. Daha çok, daha sık yemek götürürüz. Daha çok ilgileniriz haliyle. İmkanlarımız olmadığı halde elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Arabamız varken daha sık gidiyorduk. Daha çok yemeğini içmeğini hazırlıyorduk, yapıyorduk. Hep poşetliyim, hazır hazır. Geldi bile, ne çabuk geldi. Çarşı postanesine gitti, yengemden arabayı aldı geldi. 5 dakika sürmedi. Ya motorla gitti, hemen. Yazsam şurada kaç dedim, 3, 4, 9 günlük yemek var. Buzluğunda da vardır gene, kendisinin dolabında da vardır. Al şu kalsın da. Ne oldu? 2 3 4 5 Şunda. O ne ilaç? Bu ne? Hadi. Orada olmasın ya. Ayran koy. Bardak ayran. İçer. Bardak ayran mı koyayım? Evet. Yoğurt falan al giderken. Bardak ayranın ne şeyi olsa. Başka da öyle. Şu an önüne evde koyacak bir şey yok. Bakıyorum. Bir kocuğu rahatsız. Şöyle mi? Şöyle götürsün ya. Şu olmadı ya. Yemeklerimiz hazır canlar. Şöyle ilacını aldın mı? Aldım. İyi. Hayır. Tamam. Hadi bakalım. Son bir karar, son ne derler? Son anda verilen bir kararla Aylin'le Yakup da gidiyor. Ben üstüme kalın giydim. Ceket giy, ceket olmaz. Orası soğuk. Aymış da. Şeyini, montunu da giy. Esiyor biraz ha. Montunu da giy. Yakup. Gidiyor musun? Oy, evet de. Oy, oy. Ben de Ali arabayı almış gelmiş zannediyorum. Ne çabuk geldi diyorum. Yok daha gitmemiş. Daha şimdi gidecek. Tamam ağlatma aşkım. Sen de öpeyim. Öpeyim. Of. Allah'a emanet ol aşkım. Allah'a emanet ol. Oy tamam. Annem eşarbına çıkardım ya. Hadi Allah'a emanet ol kuzum hadi. Kızım çabuk ol babanı bekletme. Tamam. Ben evde sabah. Sen niye yapamadın? Bak böyle bakayım. Annen ilk duruyken Nilay 7 tane de kedi gibi de. Kavga ediyorlardı. Biz de baba gibi izledik vallahi. Tamam. Etirler. Hadi. Öpücük. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi hadi yeter. Tamam hadi hadi. Hadi öpüşme faslı bu kadar yeter. Hadi bakayım Allah'a emanet olun. Babanızdan. Yavaş. Hadi bakalım. Postaneye gidecek. Motoru oraya bırakacak. Ondan sonra motoru oraya bırakıp arabayı alacak. Arabayla Erzin'e gidecek. Erzin'de işte kayınbabaya yemekleri verecek, ilacını verecek. Biraz onun yanında otururlar. Ondan sonra geri dönecek. Arabayı yengeme tekrar postaneye bırakacak. Motoru alıp eve gelecek. Saat 3'e kadar bu işleri yapması gerek. 3'te işe gidecek çünkü. Bizimkiler gittiler. Erzin'e varmışlardır. Ben oturdum kaldım biraz.
Azıcık dedim yorumlara bakayım, yorumları cevaplandırayım. Videomu falan her şeyimi ben akşamdan hazırlıyorum. Bazen de böyle sabah kalktığımda çocukları okula gönderdikten sonra hemen 5-10 dakika içinde kolajdı, şuydu buydu onları yapıp öyle geriye atıyorum. Onları hazırladım, ettim. Yorumları onayladım. Çamaşır, sabah erken saatte çamaşır hazır çalıştırıp atmıştım makineye. Hemen onları sereceğim şimdi. Ay, yumuşatıcı sıskı yıkıyorum. Bu aralar biraz sular kireçli olduğu için şey oluyor. Biraz sert oluyor çamaşırlar. Aslında hiç yumuşatıcı kullanmamak lazım ama bizim buranın suyu bu kadar kireçli olmasa. Nilay uyuyor. O uyuyorken hemen Ali de yok çünkü şimdi bugün. Çocuklarda yok öyle başında duracak. Nilay uyuyorken acele hemen çamaşırları sereceğim. Mutfak işini halledeceğim. Tekrar makineye çamaşır atacağım. Şöyle biraz bir saat uyursa bir sürü iş yaparım ben bir saatte. Bugün okula gitmediler. İlla dediler dedeme gideceğiz, dedeme gideceğiz, biz de gideceğiz, Erzin'e biz de gideceğiz dediler. Dedim hadi gidin. Bayağıdır gitmiyorlar, bayağıdır görmüyorlar dedelerini. Gitsinler. Ne yapayım? Başka zamanda fırsat yok yani şimdi. Hazır Ali gidiyorken. Gitsinler çocuklar. Benim haberim yoktu Ali'nin. Akşam Ali görüşmüş babasıyla. Bir yerde de ağaç mı kesiyorlar? Ne yapıyorlar? Motorlu bıçkı çalışıyor. Motorlu bıçkı sesi geliyor. Şu kıyafetlerin, ceketlerin şey olmasa nasıl olur acaba? Şu kolları hep içeride olmasa. Nasıl çıkarmışlarsa askıya da o şekilde asıyorlar. Aslında şunu azıcık yaklaştırayım ben. Çok mu uzak oluyor ne? Sanki öyle geldi bana. Biraz daha iyi oldu böyle. Şimdi iç dışta yapacak halim yok aslında. Zamanım yok yani. İç dış yapacak zamanım yok. İç dış çıkartma işiyle uğraşırsam uzun sürer serme işi. Bu sefer Nilay uyanır falan. Zaten katlama işini genelde akşamları yapıyorum. Akşamları da Nilay abisi yanımızda oluyor, ilgileniyor. Ablası ilgileniyor. En çok sabahları durmuyor. Dikkatimi çekiyor yani. En çok sabahları duruyor Nilay. Niye öyle bilmiyorum. Akşamları duruyor mesela maşallah. Maşallah diyelim teyzeleri. Maşallah diyelim. Ay, bu da karışmış çamaşırların arasında vallahi görmemişim. Neyse artık. Yıkandı gitti. Ne oldu anne? Çamaşır seriyor. Sen ne yapıyorsun? Yeri mi kalkmışsın? Annem namaz kılacağım diyor bir saniye. Ersin'e gitti. Kayınbaba hastaymış biraz. Abi haber etti. O da hemen evde dolaptaki yemekleri çıkarttım. Eczaneden ilaç aldı geldi.
da dayılık var. Ha. Ne bileyim ben şey yapmam. Acele geri gelecek yani hemen. Ne onun adı? Motordan gitti, araba oradan arabayı alıp gidecek. Yemeklerden önce gidecek, gelecek, 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 servise yetişecek. Vakit de yok yani. Hemen koştura koştura bir çarpı gidiverdi. He? He? Yok şey olsaydı zaten hani bir gün önceden falan böyle planlı olsaydı zaten yemek falan yapardım. Ben buzluğa kaldırdıklarımı gönderdim işte. Bayağı vardı doğru. 10 günlük yemek var buzlukta da. Beyazları da atacağım makineye. Beyazları da atayım da hemen o da yıkansın. Onun yıkanması 1-2 saat sürüyor. Uzun program ya. Beyazlar. O yani o makineden çıkana kadar Alpergil okuldan gelir. Alper Dilay'la ilgilenir. Ayağında sallar, ne bileyim kucağında tutar. Ben de o arada çamaşırları sererim. Bitti. Çoraplar kaldı sadece. O dün yani ekran kararıyor ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Şey, o gün size videoda gösterdim ya. Tek tek kalmış çoraplar. Takipçimin biri de demiş. Arzu Hanım'dı galiba. Arzu Hanım uzun yıllardır takipçim benim. Sağ olsun, selamlar olsun ona buradan. O demiş, Göknur benim de evde çoraplar tek tek bekliyor. Ne zaman çıkacak eşleri bilmiyorum. Valla benimkilerin de eşleri ne zaman çıkacak bilmiyorum. Bir de inanır mısınız? Yeni çorap yani. Yeni, daha geçen hafta yeni çoraplar aldım. Yeni çorapların eşi yok. Ama şeyden kaynaklanıyor ya. Çocuklar gene bazen şey yapıyorlar böyle birbirinin içine çıkarınca hani şöyle hep diyorum ki bak çorabınızı böyle birbirinin içine böyle top yapıp öyle atın sepete diyorum. Benimkiler bazen yapıyorlar, bazen yapmıyorlar. Çocuk sonuçta bunlar. Biz de çocuk olduk. Ne zaman hep anamızın, babamızın sözünü hep mi dinledik? Oradan yani. Şimdi bir yarısı bir makineden çıkıyor, yarısı öbür makineden çıkıyor. Oluyor öyle şeyler. Canımız sağ olsun. Ay ay. Yani bir tek bende değilmiş bu çorapların tek tek kalması. Çocuklar da şuraya demir atması kolayıma geliyor valla. Çorap çok olursa ayrı atıyorum. Ama şimdi biriktirmemeye çalışıyorum. Çok çıkmıyor. 3-5-3-5 atıyorum valla çamaşırlarla. Çok biriktirdiğim zaman da olmuyor. Biriktirmiyorum hemen. Her makine, her çamaşır atmaya 1-2-1-2 atıyorum. Şunlar kaldı. Bunları da hemen şu tarafa sereyim. Son kalan 2-3 parçayı da serdim. Şu sepetimi de çamaşırların üstüne böyle ters bir şekilde koyuyorum. İçi toz olmasın diye ters koyuyorum. Çocuklara da söylüyorum. Oğlum diyorum. Çocuklar bazen seriyor ya çamaşırı. Oğlum diyorum çamaşırları serdiğiniz zaman şeyi ters koyun diyorum. Çamaşırların üzerine ters bir şekilde koyun diyorum. Şey olsun. İçi toz olmasın. Çünkü niye? Kuruyan çamaşırları tekrar ona koyacağız. O yüzden Nilay'a bir bakalım. Sessiz sessiz. Uyuyor. Uyuyor. Nilay uyuyor. Nilay uyuyorken ortalığı bizimkilerin çıkarıp attıkları kıyafetleri şöyle bir şey yapalım. Okula gidenin yatağını hemen topluyorum. Gidenikini topluyorum. Sabah mesela Alper, Aytu arka arkaya gidiyorlar ya. Hemen onların şeylerini topluyorum. Ay şurada da şunlar kalmış. Sonra da Aylin zaten kalkınca kendi yatağını topluyor. Hani Alper gibi çok erken kalkıyorlar ya. 6'da kalkıyor yavrum. Aytu da kalktığında mide problemi oluyor onun da. Bulantısı oluyor.
O yüzden hemen üstlerini giyiniyor, balkona çıkıyor. Allah'tan artık havalar soğuk değil de yavrum soğuk yoksa soğukta buz gibi havada yani çıkacak şeye. Balkona yani. Onun da mide bulantısının yani hafta sonları bulantı olmuyor. Mesela yani çok şimdi deniyoruz biz biliyor musunuz? Hafta sonu cumartesi pazar hani saat 10'a kadar 11'e kadar falan yatıyor. O yüzden bulantısı olmuyor. Ama hafta içi erken kalktığı için bulantısı oluyor. Temiz havaya çıktığında geçiyor bulantı. O yüzden hani o da o yüzden yatağını toplamayla falan uğraşamıyor. Alper de çok saat 6'da kalkıyor erken kalktığı için. Yani kalkıyor uykulu uykulu zaten servis geliyor. Çocuk yavrum hemen giyiniyor gidiyor. O yüzden onlar gittikten sonra onların yatağını ben topluyorum. Benim bu kamera belki yataktan da olabilir gerçi. Sanki biraz yamuk duruyor gibi geldi de bana. Evet biraz fazla mı sıkmışım ne yapmışım. Annem de diyor çarşıya gidecekseniz diyor. Ben bakayım Nilay'a diyor. Dünden çünkü çarşıya gitmek için anneme bırakmıştım. Okula gittik. Okuldan öte çarşıya gidecektik. Sonra planlar değişti. Biz eve geri geldik. Neyse dedik çarşıya da yarın gideriz dedik. Annem de dünden çarşıya, bugün çarşıya gideceğimizi bildiği için çarşıya gidiyorsanız diyor Nilay'ı bana bırakın ben bakarım diyor. O da hiç hali de yok ha. Öyle yani fedakar bu anneler. Dedim yok vallahi böyle böyle. Kayınbabamdan haber geldi. Hastaymış. Ali hemen arabayı aldı gitti. Keşke diyor bana da haber vereydiniz. Dolapta yemekler vardı. O yemekleri gönderirdim kayınbabana diyor. Annem de sağ olsun işte dünyayı iyilik kurtaracak. Ondan sonra dedim hiç aklıma gelmedi vallahi annem de yani yemek olup olmadığı da aklıma da gelmedi de ben hemen hazırda olan buzluğa stokladığım kayınbabam için buzluğa stokladığım yemekleri hemen koydum. En azından bir 10 günlük yemek var orada. Mutlaka buzluğunda da vardır zaten yemeği. Ondan sonra hatta ben kayınbabama kıyma ayırmıştım. Onu ben bir güzel lahmacun yapacaktım. Yanına da böyle bir mercimek çorbasıdır falan. Yaparım. Ali ile götürürüz bir gün diyorduk. Bu böyle bir aniden acilen çıktı gitme işi. O yüzden hatta yani Ali benim hazırlanmamı bile şey yapmadı. Şimdi Aylin ile Yakup gittiler. Biz dedeme gideceğiz, dedeme gideceğiz. Erzin'e gideceğiz, Erzin'e gideceğiz. Kızım okulun var. Hadi Yakup önemli değil ana sınıfı ama gerçi o da yani her gün bir etkinlik yapıyorlar. Öğretmen her gün bir şeyler öğretiyor bunlara. Ama gene de ana sınıfı diye hadi o kadar şey yapmıyorum. Ama Aylin 3. sınıfa gidiyor. Kaldı ki Aylin geçen hafta bir hafta boyunca okula hiç gitmedi hasta olduğu için. Biliyorsunuz çok salgın bir hastalık vardı. Kızım dedim geçen hafta bir hafta okula gitmedin. Çok geri kalıyorsun okuldan geri kalırsın. Yok ben Erzin'e gideceğim ben babamla gideceğim. Yakup gidiyor ben de giderim. Yakup gitmese Aylin de ben de gideceğim demez de. Yakup gidince illa o da diyor ben de gideceğim ben de gideceğim. İyi dedim hadi tamam sen de git. Sen de git. Dedim artık hadi dedelerini görsünler. Çünkü her zaman göremiyorlar. İşte bu şey çok zor ya. Bir aramanızın bir şeyinizde olmaması da çok zor. Yani biz kaç 13 senelik evliydik biz ev aldığımızda. 17. senenin içindeyiz. 13 seneden beri yani yeni evli 2 yıllık evliyken araba almıştık. 13-11 senedir hep arabaya yani o kadar alışmışız ki sürekli Erzin'e giderdik biz araba varken. Sürekli giderdik. Yemekler yapardım, götürürdük, dolabına koyardım. Orada çocuklar dedeleriyle vakit geçirirlerdi. Orası da aynı bizim köy gibi bahçe. Yani bizim köy gibi değil. Bizim köy tamamıyla bahçe. Her taraf mandalina bahçesi. Orası da evin yani bahçesi var. Bahçeli yeşil alan falan. Hatta ne zamandı 2 sene önce falan gittiğimizde bahçede böyle kaplumbağa bulmuşlardı. O kaplumbağa böyle kaplumbağa böyle toz 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 yürüyor ya. Onu böyle bahçenin içinde takip etmişlerdi. Aman oğlum dedim çok yaklaşmayın. Kaplumbağa böyle bir şey mi atıyormuş? Ne öyle bir şey? Ha yok pardon o kirpiydi de kaplumbağa ısırdığı zaman bırakmıyor. Bıraktıramıyorsun. Ben bunu videoda bile gördüm. Bir böyle çocuğun ayağını mı ısırmış kaplumbağa? Galiba ayağını böyle şöyle kelepçe gibi ısırmış. Ayağından çocuğun ayağından kaplumbağanın ağzını açıp da kurtaramıyorlar. Kaplumbağa ısırdığı zaman yani onu hiç artık mutlaka bir şeyi vardır. Su mu döküyorlar üzerine dediler. Su dökünce mi bırakırmış? Bıraktıramıyorlar yani. O yüzden o zaman çok korkmuştum. Oğlum dedim tamam hayvansever olun ama çok yaklaşmayın fazla yavrum. Neyse işte Allah'ım inşallah bize de araba nasip ederse canlar. Siz de dua edin. Çok ihtiyacımız var arabaya.
Yok inşallah, yani niyetimiz de var da. Beklediğimiz bir şeyler var. Hani biliyorsunuz bizim evimiz tamirata başlıyoruz. Evimiz bir tamirata başlasın. Oraya ne kadar masraf gidecek hiç bilmiyoruz. Çünkü her müteahhit, her usta ağzını farklı açıyor fiyat olarak. Bakalım hayırlısıyla onu, en azından onun bir tamiratı başlasın. En azından oraya ne kadar bütçe ayırmamız gerekiyor onu bilelim. Ona göre hareket edeceğiz. Böyle en azından kayınbabama giderken sağ olsun abim arabasını veriyor. Arabasını alıyoruz, gidiyoruz, işimizi hallediyoruz, geliyoruz. Zaten bizim bu ara planlı olaraktan yani kayınbabama gitmeyi düşünüyorduk. Ben yemek biriktiriyordum hep. Yaptığım yemeklerden böyle kutulara koyup biriktiriyordum. Gideceğimiz zaman da diyordum. Hani diyelim ki planlı gideceksek eğer, atıyorum yarın gideceğiz. Bugünden ben 2-3 çeşit yemek yapardım. Lahmacun yapacaktım. Lahmacunun yanına mercimek çorbası güzel gider. Mercimek çorbası yaparım diyordum. Ne bileyim annemle beraber bir şeyler yemek. Annem de diyordu yani gideceğiniz zaman otururuz 2-3 çeşit yemekler yaparız diyordu. Beraber annemle yemek yaparız diyordum. Yoldan ses geliyor. Hatta annem şimdi bile dedi. Kızım dedi gitti giderken bana haber vereydiniz. Dolaptaki yemeklerimi verirdim dedi. Yani düşünün bakın dolap dünden yaptığı yemekleri bugüne de kalmıştır annem. Tek başına. Ondan sonra yani onları verirdim ben bugün kendime ayrı yemek yaparım dedi. Vallahi dedim hiç anne aceleyle gittiği için hiç aklıma gelmedi. Çünkü dün akşam aramış kayınbabam. Demiş böyle hastayım. O da demiş tamam baba ben yarın gelirim yanına demiş. Çünkü yani dün akşam iş yerindeydi. Gece vardiyasındaydı. Yarın gelirim yanına demiş. Sabah kalkınca bir an unutmuş o herhalde. Aklından çıkmış. Baktım babam arıyor. Kayınbaba arıyor. Kızım dedim götür babanı da mutfaktaydı halde. Götür telefonu bakın babana dedim. Sonra geldi ne oldu dedim. Aa dedi babam hasta dedi. Dün aradıydı dedi. Ben bugün aklımdan nasıl çıktı dedi. Hemen dedi ben babamın yanına gitmem lazım. İlaç almam lazım. Hemen Mutlu'yu aradı. Yani bir yengemi. Araba lazım mı bugün sana? O da yok dedi. Sağ olsunlar ne zaman istesek verirler. Hemen sen dedi yemekleri hazır et. Koy bir poşete. Ben motoru çıkarayım. O motoru çıkarana kadar ben yemekleri hazır ettim. İşte iki saklama kutusunda kuru fasulye vardı. 3 saklama kutusunda domates pilav vardı. 1 saklama kutusu ama büyükçe bir kutu ekşili çorba vardı. Ekşili çorba dediğimiz sebze çorbası. Böyle işte patlıcanla yapılır. Yazın patlıcanla yapılır. Kışın lahanayla yapılır. Ne vardı? Taze fasulye vardı bir kutuda. Bir kutuda da köfte vardı. İşte bir 10 gün civarı yeter kendisi de. Hemen eczaneye gitti o arada tabii. Oradan hemen ilaç aldı geldi. Haydi haldır hop. Hızlı bir şekilde gittiler. Gittiler saat kaç? 2'ye çeyrek var. Yani gelmeleri de yakındır. Ben kalkayım işlerime devam edeyim canlar. Nilay'ın altını üstünü değiştirdim. Temizledim. Ali de geç kaldı. Merak ettim. Saat 3.30'a geliyor. Hala gelmediler. Dedim yolda yolakta bir şey mi oldu? Ne oldu? Arayayım şunları dedim. Normalde saat 3'te servise binmesi gerekiyor. Aradım. Dedi yok yoldayım geliyorum dedi. Dolmuşla gideceğim işe dedi. İyi dedim aman bir şey olmasın da. Şimdi şuraları kız. Kız azıcık duruyor gibi şu ortalığı bir süpüreyim istiyorum. Bakayım. Durursa bir süpüreceğiz. Değil mi kızım? Değil mi aşkım? Anne süpürge yağsın da gelsin. Au! Au! Ne? Kedi gibi mi avu yapıyorsun? Ne diyorsun aşkım? Önce şu koltukların üzerini alayım. Biraz böyle kırıntı mırıntı bir şeyler var. Bizimkiler geldi nihayet. Bayağı bir merak ettim gelmediler. Ay şu koltuğu da şuradan çıkarmadılar ya. Kızım. Geldiniz mi? Ay. Nasıl gelebildiniz ya? Tamam canım.
Gel hadi gel geç. Baban arabayı bırakacak, motoru alıp gelecek. Dedeme gittik. Oradan çaldım yanaşıkla. Bir ağaca tırmandım. Ağaca mı tırmandın? Portakal almak için. He. Ağaca tırmandım. Ta ağaca tırmandım. Geçin bakalım içeriye. Ellerinizi önce ellerini sabunluyoruz. Tamam mı? Hadi bakayım. Bu saatte okula gidecek. Hadi geçin. Ben ay. Evi süpürüyordum. Ay, nasıl? Alacağım. Dur aşkım. Gel. Mandalina, portakal mı getirdiniz? Dur. Alalım. Hepsini birden alamıyorum. Dışarıdaki sabunu. Kalmamış mı sabun orada? Lavaboda yıka annem. Banyo lavabosuna geç. Yıkan. Hadi kızım geçin. Hadi geçin. Ellerinizi bir güzel sabunlayın aşkım. Geldim. Ondan sonra ver bana ceketini bebeğim. Montunu ver. Ver. Geldi. Eller sabunlansın. Sabunlandı. İyi o zaman. Dur. Anam ben içeri terliğimi dışarıda unutmuşum. Kapının önüne bazen terlikle çıkıp geliyor. Bu ayakkabıları falan dışarıya koymak lazım da. Şimdi neyse. Ali arabayı bırakıp gelecek. Motoru oraya bıraktı. Arabayı bırakacak, motoru alacak. Hoş geldiniz kuzularım. Hoş geldiniz. Anne sen de ellerini yıka kızım. Ay ay. Ablasını özlemiş. Bak nasıl ona cilveler yapıyor. Seni gibi gibi. Seni gibi. Ama çal kızım ayakta. Hadi. Tamam mı? Ablan açsın. Ablan açsın. Oyuncak çıkar değil mi Mia? Özlediniz mi Nilay'ı? Evet. Dur yavaş 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 yavaş. Haşin seviyor yavaş. Yakup geldi 2 dakikada. Nilay'ı severken ağlattı gitti. Hemen çoraplarını çıkarttırdım. En hassas şeyim benim şu çoraplar. Dışarıdan geldikleri zaman hemen o çoraplar çıkarılacak ve kirli sepetine atılacak. Öyle bir şey huyum var benim de işte. Şu süpürgeyi falan ortadan kaldırmam lazım. Ben gene terliğimi bir giyeyim de ayaklarımı üşütmeyeyim. Ne oldu kızım? Canlar, Ali Erzin'den geldi. Kayınbabama yemeklerini vermiş. İlaç almış, ilgilenmiş babasıyla. Şimdi önümüzdeki günlerde tekrar gidecek. Yine ben ona yemek falan yapacağım. Ondan sonra oradan da şeye gitmişler. Ali'nin amcası var. İlyas amcalara gitmişler. Erzin'e zaten ne zaman gitsek İlyas amcalara uğramadan geçmeyiz. İlla onlara bir uğrarız. Oraya gitmişler. Oradan da böyle portakal ve greyfurt toplamışlar. Şöyle bir açalım. Erzin'den getirdiklerini. Oo, maşallah maşallah. Şu portakalların güzelliğine bakar mısınız? Mis mis. Ay mis gibi kokuyor bir de böyle. Sanki şu an portakal bahçesindeymişim gibi mis gibi koktu. O kadar güzel. Şunlara bakın. Oh kurban olduğum Allah'ım ne kadar güzel kokuyor. Greyfurt bu arkadaşlar. Şöyle arkası böyle çukur gibi böyle bir şey oluyor. Göbeği oluyor. Buna greyfurt deniyor. Bunlar çok güzel oluyor. Geç oğlum. Bu da şey greyfurt diyor. Ben karıştırdım vallahi pardon. Washington. Washington portakal deniyor buna. Ulan deminden beri Nilay'la uğraşıyorum biliyor musunuz? Ağlayıp duruyor bas bas bağırıyor. Kafam kalmadı artık. Portakalların adını da yanlış söylemiş size. Ay bunu da açacağım. Çok kör düğüm yapmış abi ya. Neyse yırtayım zaten ben bunu bir şekilde yerlere falan koymam lazım. Şöyle yırtacağım mecburen. Burada İlyas amcaların bahçesinden işte toplamış. Bu da bu işte bunlar greyfurt.
kırmızı portakal mı diyelim artık buna, greyfurt, içi kırmızı oluyor. Hem şekerli hem acımsı, böyle değişik bir tadı var bunun. Çok farklı, değişik bir tadı var. Koklarken de böyle rehalı rehalı kokusu var. Burası biliyorsunuz Hatay, Dört Yol, Erzin. Buralar narenciye bölgesi. Bizim de Dört Yol'da bahçelerimiz var. Mahlalinalı bahçemiz var biliyorsunuz. Bunları İlyas amcanın bahçesinden getirmiş canlar. Oradan toplamış sağ olsun. Şöyle kendime çevireyim biraz da. Kayınbabam da iyiymiş. Öyle çok kötü değildi dedi. İyiydi dedi. Yine de ilaçlarını falan verdim dedi. Benim yaptığım yemekleri de dolaba düzmüş. Dedi birkaç gün sonra bir daha gideceğim dedi. Birkaç gün sonra bir daha gidecek diye. Aferin sana. Babam birkaç... bir kısımları açtı ben elimle. Tamam annem. Birkaç gün sonra bir daha gidecek diye ben ona yemek falan yaparım. Şöyle yarın öbür gün biraz böyle yemek stoğu yaparım. Taze taze yemekler gönderirim. Öyle ondan sonra oradan da işte şeye gitmişler. Yavaş annem. Yas amcalara gitmişler. Onların da böyle kocaman bahçeli bir ev var. Sağ olsunlar. Her zaman gittiğimizde uğrarız onlara mutlaka. Onlar da sağ olsunlar. Böyle bahçede bir şey ekmişlerse verirler. Hemen Zeynep yenge çay kahve yapar. Bu defa ben gitmedim ama bir dahakine giderim inşallah. Neyi? Kanata bir şey kaldı. Sen bunu olduğu gibi tezgahın üstüne koy. Öyle canlar. Şimdi ne yapalım? Mutfağa geçelim. Yavaş yavaş iftar saati yaklaşıyor. Yemek işlerine başlayalım. Canlar. Şimdi gelelim mutfakta bir takım bir şeyler yapmaya. Ne yapacağım? İrmik tatlısı yani revani yapacağım. Önce hemen tatlımızın şerbetini koyalım ocağa. Bulaşık makinesini de boşaltmadım ben daha. Aşağıyı gördün mü? Niye, ne oldu ki? Annem koltuğun yerini değiştirmiş. He gördüm. Oraya bir yer açılmış. Gördüm onu annem, gördüm. Heh. Getirdin mi? Tamam, teşekkür ederim. Yok. Şimdi şerbeti için bu irmik tatlısını revaniye Aytuğ çok seviyor. Yani normalde hepimiz çok seviyoruz. Ali de çok sever, ben de çok severim. Ama Aytuğ ayrı bir seviyor. Onun için yapıyorum. 5 bardak şeker koyacağım canları. 1 2. Önce şerbetini hazırlayacağız. Koyacağız ocağa. 3. Anneciğim. Ha kuzu. 4. Abim benim yüzüğümü kaybetti. Ve 5. 5.'yi koydum. Aslında hiç kapatmayayım. Birazdan şeye de koyacağım ya. Şurada dursun. 5. Şimdi suyunu da ekleyelim. 4 bardak da su. 1 2 3 4. De azıcık fazla mı koysam acaba diyorum. Artarsa artsın, o sorun olmaz. Şimdi canlar, kepçemizi alalım. Evde limonum yoktu benim. Ha kuzu. Buluruz bir yerden annem. Sorun değil. Buluruz anneciğim. Hadi yansana. Ne yapayım? Tamam. Canlar şimdi sizi şöyle yanıma alayım. Limon da annemden aldım. Limonum yok içine çünkü şimdi hem bu şerbeti kaynayınca limon damlatacağım içine hem de revaninin şeyine, kekine limon rendeleyeceğim. Çok güzel oluyor. Portakal da rendeleyebilirsiniz ama limonu daha çok tercih ediyorum ben. Revaninin kekine limon rendelediğiniz zaman çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Zaten şerbete de limon damlatıyoruz kaynadıktan sonra. Şimdi bu, hem bir yandan bunu karıştırırım hem de kekimizi yapmaya başlayalım. Kekimiz için de kabımı alayım. Benim
kek yoğurdu şeker hamuru hazırladım. Kabım. Aslında bunu artık değiştirsem çok iyi olacak. Yenisini almam lazım. Eski de o bayağı bir. Demiştim bugün sabah videoyu ilk başlattığımda söylemiştim. Şey yok yani dünden yemeğim var. İftar için özel ayrı bir yemek yapmayacağım. Bugün böyle canımız tatlı türü, pasta türü böyle bir şeyler canımız çekiyor. Yetiştirebilirsem kek de yapmak istiyorum. Hayf. İftar için bir şey yapmayacağım dedim ama Alper okuldan gelince anne ya dedi. Sen dedi dün köftenin yanına dedi fırında patates yapmıştın. Gene yapsana benim canım çekiyor dedi. E çocuk oruç. Tamam oğlum dedim hemen yaparım. Şimdi bunu koyayım fırına hemen fırında patatesi de hazırlayacağım. Tekrar yapacağım bugün de istiyor. Oruç tutan çocuğun canı ne çekiyorsa onu yapmak lazım. Şimdi limonlarımız burada mis gibi kokuyor. Bunu buraya şey yapacağım da bunu buradan alayım ben. Olmadı burada. Bu tarafa alayım. Çünkü kablo şeye değer. Efendim. Geliyorum canım. Arkadaşım çağırıyor. Bir bakayım. Hadi canım. Geldim. Vallahi sizi böyle arada yalnız bıraktığım oluyor. Kapıda çalınca arkadaş seslenince. Daha doğrusu kapağı açık. Aylingil balkonda oynuyorlardı. Arkadaşları geldi okuldan. Bugün okula gidemediler ya onlar. Arkadaşın kayınvalidesinin ölüm yıl dönümü senesiymiş. Tatlı dağıtıyormuş. Bir tane tabak al gel dedi. Sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin hayırlarını. Şimdi hemen kekimize başlayalım. Ha, şunu şuraya takacaktım ben. En son orada kalmıştık. Ocak ısınıyor ya. Şimdi canlar 2 yumurta kıralım. Aslında normalde 3 yumurta yazıyor. Ben mesela tariflere de bakıyorum. Farklı tarifler var mı acaba diye. Revani'nin tariflere de baktım. 3 yumurta yazıyordu. Şöyle mi yapayım diyorlar. Tam içi görünsün istiyorum. 3 yumurta yazıyordu ama ben böyle 3 yumurtayı da pek biraz sanki fazla olur gibi geldi. Olur gibi geldi bana. Şeyde. Tatlıda. O yüzden 2 tane koyuyorum. Biraz önceki bardağımı ne yaptım? Şuraya koymuşum. Bununla da hemen bir bardak şeker. Ay bunu şöyle yapayım ismi. Bir bardak şeker. Şimdi kapağını kapatabilirim artık. Yaklaşık hemen hemen 1 saat önceden yumurtayı yoğurdu. Bunları dolaptan çıkardım. Oda sıcaklığında olsun diye. Tamam. Şey yap. Bakayım. O kremden sür ver hadi. Hangi? O küçük kremden sür. Yenisini koydum ben oraya anneciğim. Aa, tatlı. Şey, Ayşe'nin annesini getirdi. Evet. Ayşe'nin annesi getirdi. Bu arada Aylin düşmüş de. Bir yandan da ona cevap veriyorum. 2 yumurta ve 1 bardak şekerimi çırptım. Şimdi yağını koyayım. Evde bir şey kalmamışsa pembeyi kullanırım. Tamam yenisini koydum dedim ya annem. Çok aldı. Bir bardak ayçiçek yağı. Isıracağım. Heh, tamam annem. Bir de daha attım. Bir bardak ayçiçek yağı koydum. Bir bardak yoğurt koyuyorum. Ya zaten hemen hemen herkes nasıl yapıldığını tabii ki de biliyordur. Yoğurdunuz yoksa süt de koyabiliyormuşsunuz. Benim baktığım bir tarifte öyle diyordu.
Ama ben bugüne kadar revani tatlısını hep yoğurtla yapmışımdır. Bir bardak. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. O yüzden erkenden çıkardım. Şöyle yaklaşık bir saat öncesinden çıkardım. Yoğurdumu koydum, yağımı koydum. Şunu da böyle bir çırpıyorum azıcık. Çırptım. Bir yandan da şeyi karıştırıyorum, biliyor musunuz? Şunu ben büyüğünü alayım da. Daha çabuk olması gerekiyor. Şerbeti karıştırıyorum tabii ben bir yandan. Bir elimle bunu çırpıyorsam bir elimle de şerbeti karıştırıyorum. Şimdi canlar, bir bardak irmik ve bir bardak da un koyacağız. İrmiğimi şurada dökmeden boşaltayım içine. Bir bardak irmik. Kapatalım. Bir bardak un koyacağım. Şöyle dökülürse içine döküyorsun en azından canlarım. Şunu şöyle kenara koyayım. Şöyle. Biliyorsunuz bu yöntem çok basit, kolay bir yöntem. Hemen eleyince böyle elemesi kolay oluyor. Bardakla işimiz kalmadı. Tamamdır. Ne kaldı? Sadece kabartma tozu, vanilya. Bu arada şerbetimin kaynaması yakın. Kaynamak üzere. Bir tane vanilya koyuyorum. Kabartma tozunu iki tane koyacağım. Her ihtimale karşı. Yani iki tane koyduğunuzda da hiç öyle acılık falan olmuyor arkadaşlar. Ben keke de iki tane koyuyorum. Kabar kabar olsun diye. Şimdi bunu da bir karıştıralım. Ondan sonra limon rendeleyeceğim. Dur, önce şöyle bir hafiften alalım. Bunu böyle püskürttürmeyelim. Canlar, son koyduğum malzemeleri de mikserimle çırptıktan sonra limonumu yıkadım ve şöyle bir güzel İçine rendeliyorum. Mis gibi koktu limon. İri tarafıyla rendeliyorum. Ben böyle yerken dişine geliyor ya limon revani tatlısında. Çok hoşuma gidiyor. Şerbetim kaynamaya başladı. Şöyle 2-3 dakika kaynayıp koyulaşsın. Ondan sonra kapatırım altını. Tamam. Limonumuzu da rendeledik. Şimdi bir de bunu bu şekilde bir karıştıralım hemen. Tepsiye dökelim. Canlar, kekim hazır. Fırçamı arıyorum. Tepsimi de yağladım. Şöyle iyice yağlayayım. Kenarlarını da yağlıyorum ki kabardığı zaman kenarlarına şey olmasın, yapışmasın. Aklınızda bulunsun. Tepsinin kenarlarını da yağlamak gerekiyor. Tamam, iyice yağladık. Bismillahirrahmanirrahim. Spatulamı alayım da. Bir tane şöyle adam gibi güzel bir spatula almam lazım. Yalnız revanimin Bismillahirrahmanirrahim. Kek mis gibi kokuyor. Limon kokusu. Harika. Bu arada fırınım da ısındı zannedersem. Fırınımı da ısıttım.
lezzetli oldu gibi. Yani şimdi piştikten sonra çok lezzetli olmuş gibi hissediyorum. Gerçekten. Şimdi bunu bir güzel tepsiye yayayım. Hadi bakalım, iyice yayıl. Şöyle salladığında daha iyi yayılıyor aslında. Böyle sağa sola. Borcama da koymadım. Hani ben geçenlerde bir tane dikdörtgen borcam almıştım ya. Onu benim fırına sığmıyor. Baktım. Diğer yuvarlak borcam ve kare borcam sığıyor. Kare borcam biraz küçük düşüyor. Bu çok aşırı kabarır ve şerbeti çekmez. Yuvarlak borcam da biraz küçük düşer gibi geldi. O yüzden fırın tepsisinde yaptım. Daha ölçülü olur diye düşünüyorum. Şöyle iyice yayayım ki. Annemi komşuları çağırıyor. Sesi geliyor. Kalkıya teyze çağırıyor. Bu tamam canlar. Bunu hemen fırına gönderiyoruz. Alt üst kek ayarında 4 derece benim, yani benim fırının derecesi biraz farklı. Onu da pişiriyorum. Bu arada şu ısınmış bir bezle tutayım bunu. Zaten bir tane daha bez çıkarmam lazım şimdi fırını kontrol ederken falan. Şöyle tutayım, ısınmış bayağı bir. Şerbetim de gördüğünüz gibi aynı. Efendim annem. Şimdi bunu hemen yarım limon suyu. Neden? Nani görmedim ki. Yere. Olay yanıma biraz. Dur aşkım. Şöyle bir limon sıkacağım da çekirdeklerini alayım. Efendim annem. Bak terlik takınca ağlıyor. Limon da sıkıyorum canlar. Bu eskiden yoktu. Acaba az mı olur, biraz daha mı sıksam? Çok acıyor. Az olur mu kızlar? Azıcık daha sıkayım. Dur. Çok öyle sulu değilmiş çünkü. Yeter. Bu kadar yeter. Annem ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi bunun altını kapatıp hemen sulumasını bekleyeceğim. Ucumdan tutuyorum vallahi, elimi yakıyor. Isınmış. Çabuk kaynasın diye büyük gözü aldım. Çabuk, yarabandı. Tamam bebeğim, yarabandı yapıştıralım hemen. Revani tatlımın keki çıktı arkadaşlar, pişti. Şimdi önce bir yok. Önce dilimlesem mi diyecektim ama önce şerbetini dökeceğim, sonra dilimleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şu şekilde yapayım canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bu arada iftara da fazla bir zaman kalmadı. Bu şimdi şerbeti yiyince, çekince şerbetini şişecek biraz daha. Şimdi ilkini şey yaptık, biraz bekleyelim. İyice çeksin. Çektikten sonra dilimleyeceğim. Tekrardan kalan şerbeti dökeceğim. Fırına da patates koydum. Bir bakayım ona. Pişiyor. Ekmeği aldırdım çocuklara. Bu arada beyazlar çıktı. Onlar serilecek ama bakalım iftar öncesi serebilirsem. Tabii ben bu arada boş durmayayım. Şu da yenmedi vallahi. Kaldı. Bunu kedilere vereceğim. Şurayı hallede durayım. O şey olana kadar. Şerbetini böyle biraz çeksin. Bir 5 dakika çeke dursun. Ben bu arada bulaşık şey yıkamışları kaldırayım. Elime şu bezi alayım. Şerbetini, ikinci şerbeti de verdikten sonra soframı hazırlamaya başlayacağım. Zaman yaklaştı. Ay! Uçtu. Acele ediyorum. Ya bu çok sulanmış yalnız. Bunu kalsın da. Gerisini alalım. Geçen bunlardan bir paket aldım. İçinde 5 tane oluyor. Bunlar mutfakta çok iyi oluyor. Eskileyenler var. Eskiyenleri attım. Şunlar şey, şöyle hemen koyuvereyim.
Şimdi bu tatlıdan anneme vereceğim. Kayınvalideme göndereceğim. Dayımlara gönderirim. Aynı bahçede oturuyorlar. Şimdi birine gönderip birine göndermemezlik olmaz. Ayıp olur. Dayımlara gönderirim. Bir de yan tarafta komşumuz Kadri ablam var. Ona göndereceğim. Bir şey yaptığım zaman paylaşmayı çok seviyorum. Anneme çekmişim bu konuda. İlla böyle herkese veresim geliyor. Ha, bu kaynanamın tabağını da koyayım şuraya da. Şimdi onunla gönderirim. Böyle bir huyum var benim. Böyle bir şey yaptığım zaman herkese veresim geliyor. Bulaşık makinesini da iftardan önce boşaltabilirsem iftar sonrası bana büyük bir kolaylık olur. Şöyle. Şunlar temiz. Bunları ben yıkadım. Şuralara da biraz özel muamele yapmam lazım. Şuraları. Yani bulaşık sepeti yıkanacak. Makineye atıyorum var ya, pırıl pırıl bembeyaz oluyor. Tabii çok yüksek programda atmıyorum. Ondan, o yüzden hiçbir şeyde bozulma, yamulma falan olmuyor düşük programda. Domestos döküyorum içine. Çok güzel tertemiz oluyor. Şuralarda böyle bir domestos tamam mı? Şimdi canlar hemen tatlımıza dönüyoruz. Hemen. Şimdi dilimleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Altına da şeyi koydum da bayağı çekmiş bak. 2 Özlemişiz revaniyi. Ya akşam yemek yedikten sonra illa böyle bir insanın canı şekerli bir şey. Benim ben bebek emzirdiğim için sürekli şekerli bir şeyler canım çekiyor. Hep böyle çikolata falan yiyorum. Çikolata falan atıyorum ağzıma. Ama böyle evde sürekli bir şekerli tatlı türü bir şeylerin bulunması da iyi. Şimdi ikincisini dökelim şerbeti. Şimdi bunu da tabii ki çekecektir. Böyle iyice şey yaptım. Bekleyelim şimdi bu biraz daha çeksin. Canlar. Tatlım ikinci şerbetini de çekti. Ben bu arada beklerken de hiç boş durmadım. Bulaşık makinesini boşalttım. İftar sonrası bana rahatlık olsun diye. Şimdi son olarak Hindistan cevizi dökelim. Şöyle. Ardından hemen iftar hazırlığına başlayacağım. Evet tatlım hazır canlarım. Nasıl olmuş? Bence lezzeti de güzeldir. İnşallah. Aslında bugün kek de yapacaktım ama artık zaman kalmadı. Vallahi evde küçük bebeğiniz varsa bir şeyler biraz zor oluyor ama bunları yapabildiğime gerçekten şükrediyorum.
İnşallah tarifimi de beğenirsiniz. Şimdi hemen gönderme işlemine geçeceğim. Kaynanama, dayımlara, yan komşuma, anneme. Canlar, tatlılarımı da ayarladım. Şu dayımlara, şunu kaynanama, Kadri ablaya, anneme gönderiyorum. Kaynanama bir dilim daha koyayım. Sonra şey olmasın. Bir bugün de yesin, yarın da yesin. Gerisi de bize yeter. Kalanı da biz yeriz. Gördüğünüz gibi yaptığım tepsinin yarısını dağıtıyorum.